üzerinde tekrar düşünmek, tefekkür etmek lazım. Gerçekten buna ihtiyaç var mı diye. Ancak bir teamül ve bir kural gereği seçimlerden önce bu üç bakanlığın ataması yapılıyor. AK Parti 54 senedir süre gelen İçişleri, Adalet'le Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları genel seçimlerden 3 ay önce görevlerinden ayrılmak zorundadır şeklindeki anayasa hükmünü değiştirecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, genel seçimlerden 3 ay önce istifa etmek zorunda kalan bakanların bundan sonra istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi. AK Parti önümüzdeki seçimlerden sonra oluşturacağı yeni anayasa taslağında bu uygulamayı sona erdirecek. Anayasanın 114. maddesine göre İçişleri, Adalet'le Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları genel seçimlerden 3 ay önce görevlerinden ayrılmak zorunda. Bunun son örneğini geçtiğimiz haftalarda yaşadık. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yerine Sebahattin Öztürk, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yerine Kenan İpek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine ise Feridun Bilgin yeni bakanlar olarak karşımıza çıktı. Anayasanın bu hükmüne göre şu ana kadar 114 İçişleri, Adalet'le Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı görev süreleri sona ermeden görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Yani başka bir deyişle 342 isim ekstradan bakan oldu. İsmet İnönü zamanında 1961 Anayasasına konan bu hüküm daha sonra 1982 Anayasasında da aktarıldı. Yani 54 yıldır bu hüküm anayasamızda yer alıyor. Bununla ilgili olarak daha önce bir çalışma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, bu hükmün dünyada başka bir örneğinin olmadığını söylerken, CHP'nin büyük katkısıyla 1961 Anayasasına giren bu madde yüzünden yıllardır birçok ismin emekli bakan olduğuna vurgu yaptı. Kuzu'ya göre birçok siyasetçi ve milletvekili uzun yıllar siyasette çalıştıktan sonra çoğu zaman bir göreve gelemiyor, ancak bu hükümle bakan olanlar bakanlığın tüm imkanlarından istifade ederek devleti ekstra zarara uğratıyor. Giden 3 bakanın yerine gelen bakanların bile sistemi eleştirdiğini belirten Kuzu, 7 Haziran seçimlerinden oluşturulacak AK Parti'nin yeni anayasa taslağında bu hükmün artık yer almaması gerektiğini ifade ediyor.